Merhabalar canavarlar. Evet arkadaşlar hayırlı sabahlar deyip herkese selamlar olsun. Çalışan çalışmayan, uyuyan uyumayan, koşan koşmayan. Arkadaşlar tüm sınava girecek öğrencilere şimdiden başarılar diler. İntegral konusuna devam edelim. İntegral 2. testteyiz arkadaşlar. Haydi birinci testi çözmüştük. Bugün ikinci testteyiz arkadaşlar. Birincisi. Arkadaşlar integral alırken ne yapıyorduk? Kuvveti yani polinomlarda kuvveti 1 artırıyoruz. Pay diye atıyoruz arkadaşlar. Kuvveti 1 artır. Pay diye at. Haydi yapalım. 4 çarpı. Aha kalem bitmek üzere herhalde. Şansa bak ya. Evet arkadaşlar. Kuvveti 1 artırdım. 4 çarpı x 4 bölü 4. Artı 6 üzeri görüyor musunuz arkadaşlar? 6 üzeri x 3 bölü 3 üstünü artırıyorum. Eksi üstü 1 4 x kare bölü 2 artı 3 x artı c diyeceğiz. C de bir sabit sayı. 4'ler gitti. X 4 olacak. X 4 x 4 x 4 x 4 tamam. 2 x küp olacak. Gitti. Bu. 2 x küp. Eksi 2x olacak. 2x kare olacak. X4 2x kare. Eksi 2x kare. Tamam. Bu da tamam. Cevap görüldü. Artı 3x artı 2 cevabı karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Evet şimdi şuna geldik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar gözüküyor mu benim? Şu kağıdı alıyorum ben arkadaşlar. Soruyu şuraya yazacağım ben. İntegral 3. deriden kök x artı 1 bölü kök x dx. Haydi. Nasıl çözersiniz arkadaşlar? Çözelim beraber. Arkadaşım bu tip soruları çözerken düzenleyelim beraber önce. Hocam 3. deriden kök x bölü kök x artı 1 bölü kök x dx oldu mu? Haydi düzenleyelim. Şöyle. Şunu düzenlersem arkadaşım üstü sayı olduğu için üst taraf x üzeri 1 bölü 2, 3. Alt taraf x üzeri 1 bölü 2. Tabanlar aynıysa dx'teyim. Artı şurasında şöyle yukarı çıkarırsam x üzeri eksi 1 bölü 2 oldu mu? Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. 1 bölü 3'ten hemen yapalım. X üzeri 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2. Üstü sayılara tabanlar aynıysa üstler çıkartılır. Dx artı burası zaten eksi 1 bölü 2 dx olmuştu. Haydi arkadaşlar. Üst seri 1 artıralım. Şurayı bir düzenlersem 2 ile 3 ile şöyle artı üstünü 1 artıracağım. Şurayı bir düzenleyeyim. O zaman şurayı şöyle bir yapayım. X üzeri işlem çok. 2'den 3 çıkarsa 2 ile 3 ile eksi 1 bölü 6 oldu. Dx artı x üzeri eksi 1 bölü 2 dx. Evet şimdi düzenledim arkadaşlar. Üst seri 1 artır. Artık integralin dışına çıkıyor. Kurtuluyor artık. Bölü. Eksi 1 bölü 6 artı 1. Üstünü 1 artırdım. Paydayı da attım. Artı. X üzeri eksi 1 bölü 2. Üstünü 1 artır. Onu paydaya at. Tamam. Evet arkadaşlar bulduk. Düzenlerseniz bunu. Haydi düzenleyelim beraber. 6. X üzeri 5 bölü 6. Bölü 5 bölü 6. Artı. Burası x üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2. Sağa sola atarsanız 6. bölü 5. X üzeri arkadaşım 5'in deriden 6. Artı 2 çarpı x kök x oldu. Şıktan bakalım hangisi. 6 bölü 5 olacak. 6. dereceden x5 artı 2x artı c cevabımız gelmiş oldu arkadaşlar bu. Evet diğer sorumuza geldik. Arkadaşım uğraştırıcı biraz. Haydi şöyle. 1 bölü kök x artı 1 bölü 3. dereceden kök x artı 1 bölü 4. dereceden kök x. Aha dx. Aha integral. Arkadaşım üst sayıya çevir. Hemence şurası kök x x üzeri eksi 1 bölü 2 yapar. Dx. Artı. Şuraya geldim. X üzeri eksi 1 bölü 3 dx artı. Evet arkadaşım. X üzeri eksi 1 bölü 4 dx oldu mu arkadaşlar? Tamam. Evet.
Şimdi artık üstlerini bir artırıyorum. Dışarı çıktı. X üzeri eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü eksi 1 bölü 2 artı 1 artı. X üzeri eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü eksi 1 bölü 3 artı 1 artı. X üzeri eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü artı 1 şurada olacak pardon. Basım hatası arkadaşlar. Eksi 1 bölü 4 artı 1. Evet ne istiyor bizden? E1 istiyor arkadaşlar. He, almamıza gerek yok da soru okumadan integralini aldım. Ama benden ne istiyormuş? Türevini istiyormuş. Arkadaşlar türevini istediğinde ne? Şurası zaten türevi değil mi arkadaşlar? Eğer fonksiyonun bu şekilde gördüğünüz zaman burası fx'in türevidir arkadaşlar. Bitti zaten türevini istiyor bize burayı istiyor. O zaman x'lerini 1 yaz. Ay 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 ay. Boşu uğraştık arkadaşlar. 1 bölü 1, 1. 1 bölü 1, 1. 1 bölü 1, 1. O da ne yapar? 3 yapmış olur arkadaşlar. Anlaşıldı. Cevabımız 3 gelmiş olur. Bak şuna bak. Boşu uğraştık. Olur. Ramazan Ramazan. Soruyu okumadan çözmeye başlıyoruz. Arkadaşım burada sana neyi vermiş? Türevini vermiş. Hemen ne? Fonksiyonu bulman için ne yapman lazım? İntegral alman lazım. Aha sana kendine getiriyorum. Bir integralini alayım seni de gör. İntegralini aldım. Fonksiyonun türevinin integrali fonksiyonun kendisini verir arkadaşlar. Bitti. Şurayı da alalım. 12x küp bölü 3 eksi 6x kare bölü 2 artı c. Doğru değil mi? Düzenlersen arkadaşım fx eşittir 4x küp eksi 3x kare artı c. X yerine 1 yazdım. 4, 3 çıkarsa 1. X yerine 1 yazdım. 4 eksi 3 artı c. Kime eşitmiş arkadaşlar? 2'ye eşitmiş. 4'ten 3 çıkarsa 1. C'miz ne oldu? 1 oldu arkadaşlar. O zaman fonksiyonum geliyor. A'nın sana geldi. 4x küp eksi 3x kare artı 1. Bizden ne istiyor? E1 istiyor dostum. X yerine 1 yaz. 1, 1 yazdım. 4'ten 3 çıktı. 1, 1 daha 2 cevabım karşımıza gelmiş oldu. Evet nerede hata yaptık arkadaşlar? X yerine 1 yazdım. Ha şurada pardon şurası eksi 1'miş arkadaşlar. Bak 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 bak. Vay vay vay. Eksi burada eksi 4 oldu. Eksi 1 burada tamam oldu arkadaşlar. 7. C'miz ne oldu arkadaşlar? Eksi 7. C'miz ne oldu? 9 oldu pardon. C'miz 9 oldu. Vay vay vay. 4'ten 3 çıkarsa 1. 9 daha 10 cevabı karşımıza gelmiş olur. Arkadaşlar daha uyanamadık. 5. soru şu. Evet elimiz bu. Arkadaşım bunun integralini alırken üstünü 1 artırıyorsun. K eksi 1 artı 1 bölü K eksi 1 artı 1 artı C. O da x üzeri K. Şunlar gider. Böyle K artı C oldu. Evet şuraya geldim. Bu tip soruları gördüğümüzde fonksiyonu dışarı çıkartmak istiyorsan ben integralin türevi ortaya komple çıkardır. Ah sana şöyle oldu mu? İntegral varsa türevini alırsanız komple orta çıkar eşittir. Buranın da türevini almak zorundasın. Buraya uyguladığın sistem buraya da olması gerekiyor. Haydi o zaman alalım. 3 eksi x'in karesi çarpı f. Haydi türevini alalım. Burası zaten duruyor. Sıkıntı yok. Türevini alırsan burası. Ne o? Burası çıktı zaten. Türevini aldık. Şurayı x çarpı fx diyelim arkadaşlar. Eşittir. Türevini alıyorum buranın. Alalım. 2 çarpı 3 eksi x çarpı eksi 1 çarpı f eksi x artı. İkincinin türevi çarpı 3 eksi x'in karesi. Tamam. X yerine 0 yaz diyor. Oo. 2 çarpı 3 çarpı eksi 1 çarpı f 0 oldu. Artı. F 0'ın türevini vermiş bana arkadaşlar. Bu da teğetin eğimi verilmiş. Eksi 2'ymiş burası. Burası eksi 2 çarpı eksi 1 çarpı 3 eksi x'in karesi. O da ne yapar? 0. 3'ün karesi 9 yapar arkadaşlar. Hadi düzenleyelim. Şurası neydi? X yerine 0 yazdım. Bura gitti. Hadi. 2 çarpı 3 eksi 6
Artı 18, eksi 18, 6'ya bilersem eksi 3 cevabı karşınıza gelmiş olur. Kolay bir soruydu arkadaşlar. Arkadaşlar işlemler çok uzuyor. Sayfada yer kalmıyor. Bu tip sorular çözerken hemen dönüşüm yapmanız lazım. Nedir? Köklü sayıya dönüştürelim. Hemen x küp artı 1'e ben u diyeyim. Kime göre türev alacağım? X'e göre türev al. Hemen alıyorum arkadaşım. 3x kare dx. Doğru oldu mu? Tamam. Arkadaşım şurada düzenlememizi yapalım. Hemence şuraya düzenlememizi yapalım. U'lar önce şuraya bir düzenleyelim. 0 ile 1 aralığından. 3'ü dışarı atıyorum. Kök x küp artı 1. 3x kare dx oldu mu? Aha. Ben buna u dedim. Düzenliyorum. Evet, sınırlar yazıyorum. Belirli integral sınırlar yazıyorum. X yerine 1 yazarsam burası 2 oldu. X yerine 0 yazarsam burası 1 oldu. U'ya dönüştürdüm. Kök u oldu. 3 unutma, burada 3 var. 3x kare dx de du oldu. 3 unutma, burada 3 var. Evet, hadi çıkalım. 3 çarpı u üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü u üzeri 1 bölü 2 artı 1 artı c. Evet arkadaşlar, artı c yazmama gerek yok. Çünkü belirli bir integral olduğu için sınırlarımız burada. Ne yazacağım? 0 ile 1 yazacağım. U gördüğüm yere 1, 1 yazacağım. Eksi deyip u gördüğüm yere 0 yazacağım fonksiyondan. 1 yazıyorum. 3, 1 oldu mu? 0 geldi. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? 3 gelmiş oldu. Biz nerede hata yaptık? Bakalım arkadaşlar. Ama x'e 1 yazdığımda 1 gelir zaten ki. Şurayı arkadaşlar. Şurası. Şunu alta. 1 bölü 2 artı 1 yazacaktık. Şimdi şurayı düzenleyelim. Burası ne yapar? 3 bölü 2 yaptı mı? 3 bölü 2. Birinci kesir aynı. İkinci kesir ters çevir çarpılırsa 3 çarpı 2 bölü 3 olur burası. Payda şunlar gider. Cevabımıza gelir. Aşağı 7. soru Ceyhan gelmiş olur. Bir yerde hata mı yaptık? Bir yerde hata yaptık herhalde arkadaşlar. X küp artı 1. Tamam. X küp yerine yazdım ya. Ya X küp yerine ne yazdı? 2 yazacaksın ya. Nereden yazdın? 2'ye. Arkadaşım ya, uf. Sınırlar burada ya. Allah Allah. Evet yazalım. X'in 2 yazarsam. Evet şimdi arkadaşlar X'in 2 yazarsam. 3 çarpı 2 yazıyorum. Şu düzenleyelim şurasını. 3 bölü 2 bölü 3 bölü çarpı. Burası bu. X'in 2 yazdım. 2 üzeri 3 bölü 2. Eksi x'ini 1 yazdım. O kısayı buraya attım zaten. 1 yazarsam ne gelir burası? 1 gelir arkadaşlar. Şurayı düzenleyelim, gitti. 2 geldi. Burası ne olur? Şöyle. Karekök 8 olur. Eksi 2 oldu arkadaşım. Şu 8 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 2'den. 2 dışarıda çarpı 2 kere 2. 4. 4 kök 2 eksi 2 cevabı karşısında gelmiş olur. Sınırları buraya yazıyorum. Burada şu sınırları alıyorum. Hatam bu arkadaşlar. Evet, sorular görüyorsunuz. Uğraştırıcı ama dikkat, basit. Hemen buraya dönüşüm yapıyorum. 3 eksi x'e u dedim. O zaman eksi. Kime göre türev aldım? X'e göre. U'ya göre türev aldım. Du oldu. Hadi yerlerine yazalım. Sınırlarımızı x yerine 3 yazdım. 0 oldu. X yerine 0 yazdım. 3 oldu. Şurası eksi dx gördüm. Eksiyi buraya attım. Durum burada oldu. Burası kök u oldu. Şunu ters çevirirsem ben anasal belirli integralde sınırlar yer değiştirdiğim zaman eksi artı olur. 0'a 3 oldu. Tamam. Burası u üzeri eksi 1 bölü 2. Yukarı çıkarttım. Du oldu arkadaşlar. Üstünü 1 artır. Eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 oldu. Artı c yazmamız gerek yok. İntegral olduğu için. X'in yerine, u'nun yerine 3 yazıyorum. Kök 3 bölü 2 oldu mu? 1 bölü 2. 0 yazmama gerek yok. O da ne yapar? Ters çevirse 2 kök 3 olmuş oldu arkadaşlar. Bu da bu. Evet, şimdi sorumuza geldik arkadaşlar. Evet, soruya bak dostum. Haydi bakalım, güzel. Şunu şuraya yazın. Çünkü benim işlem bayağı isteyecek bu. Şunu şuraya yazacağım arkadaşlar. İntegral 0 ile 1 aralığında x bölü kök x artı 1 dx değil mi?
Haydi bunu alalım beraber. X artı 1'e ben U dersem DX'in ne oldu? U mu oldu? Evet, şimdi şurada yazalım. Sınırlarım X yerine 1 yazıyorum. 2 oldu. X yerine 0 yazdım. 1 oldu. Şimdi yazıyorum. Burası X artı 1 U'ysa X ne oldu? U eksi 1 oldu. Burası kök U oldu. Burası da D oldu. Hadi integralini alalım arkadaşlar. Şunu şöyle şuraya yazıyorum. 1'e 2 U bölü kök U D U eksi 1 ile 2 1 bölü kök U. Üstel yaparsam arkadaşlar tabanlara üste çıkartırlar sınırlar 1'e 2 U üzeri 1 eksi 1 bölü oldu burası. Tamam. Evet, daha du almadım. Eksi. Şurası U üzeri eksi 1 bölü 2 yukarı çıkarttım. Du oldu. Üstünü bir artırırsam arkadaşlar 2 kere 1. 2. 1 bölü 2 oldu. U üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 bölü 2 artı 1 eksi U üzeri 1 bölü 2 üstünü bir artırdım bölü 1 bölü 2. Evet, hadi yazalım sınırlarımızı. Şurayı bir düzenleyelim arkadaşlar. U ne oldu? 3 bölü 2 mi oldu? Burası 2 bölü 3 olur. Eksi burası 2 çarpı U üzeri 1 bölü 2 olur. Sınırlar burada. 2'ye 1. Hadi önce 2 yaz. 2 bölü arkadaşım geliyor. 2 bölü 3. U'nun yerine 2 yazdım. 2 üzeri 3 bölü 2. Eksi 2 üzeri 2 üzeri 1 bölü 2. Eksi şimdi 1 yazdım. 2 bölü 3 eksi 2. Haydi bunu düzenleyelim beraber arkadaşlar. Şurası ne yapar? 8 dışarıya kök 8 çıkar burası. Kök 8 ne çıkar dışarı? 4 bölü 3 kök 2. Eksi 2 kök 2. Eksi 3 kere 2 6 eksi 4 bölü 3. Evet aşağı burası artı geldi mi? Burası artı geldi. Düzenlersen 6 4'ten 6 çıkarsa eksi arkadaşım 2 kök 2 bölü 3 artı 4 bölü 3. Onu da düzenlersen 4 eksi 2 kök 2 bölü kök 3 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Arkadaşlar uğraştırıcı değil mi? Evet, şimdi şuna geldim. Bakın dikkat edin, burada neler yapacağız. Şurayı bir düzenleyelim beraber. İntegral fx dx artı integral x dx. Bu değil miymiş? Bu ne eşitmiş? Buraya eşitmiş. O zaman ben şuradan şunu bulabilir miyim? Şurayı bulamam. Bura dursun. Fx dx artı x kare bölü 2. Evet. Burayı aldım. Eşittir. X kare bölü 3 artı 1. Bunu bu tarafa atarsam şuraya yazıyorum arkadaşlar. Şurası fx dx eşittir. Bunu bu tarafa attım. X kare bölü 3 artı 1'den x kare bölü 2'yi çıkartacağım arkadaşlar. Çıkartırsam burada dikkat edin. Burada çıkartırsam bura 2 ile bura 3 ile o da ne yapar? Eksi x kare bölü 6 artı 1 oldu. Evet. Fx'im neymiş? Buymuş. Buldum. Fx'imiz ne buldu arkadaşlar burasını? Sınırlarım bu da zaten. Sınırları yazalım. O zaman eksi x kare bölü 6 artı 1 oldu. Hadi sınırları yazalım. X yerine 1 yaz. Eksi 1 bölü 6 artı 1. Eksi eksi 2 yazarsam eksi 4 bölü 6 artı 1 oldu. Artı 1, eksi 1 birbirini götürdü. Eksi eksi artı oldu. 4'ten 1 çıkarsa 3 bölü 6, 1 bölü 2 cevabı karşısında gelmiş olur. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Arkadaşlar testlerde yer kalmıyor ya. Şunu da şunu yer değiştir dostum. Hemen değiştirirseniz 4, 9, kök x, logaritma 10. Burası dx, burası 1 yapmaz mı? 1,
O zaman düzenlersem 4'e 9 kök x dx oldu. Üstünü 1 artır. 1 bölü 2 üstünü 1 atırsam 3 bölü 2 3 bölü 2 olur. Artık öğrendim. Evet, sınırlı dönüşümle yapmadık direktmen. X'in yerine 9 yazarsam şurası ne yapar arkadaşlar? Şu değil midir? X küp bölü 3 bölü 2 değil mi burası? 9 yazarsam burası 6 9 üzeri 6 yapar. 3 üzeri 6 yapar. 3 üzeri 3 çıkar. Bölü 3 bölü 2. Eksi. Burası 2 üzeri 6 yapar. 2 üzeri bölü 3 bölü 3 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Hadi bunu düzenleyelim. 1'in ters çevirsem 54 bölü 3 ters çevirdim. Şöyle 27 yapar. 2 ile çarparsam 54 bölü 3 eksi 8 16 bölü 3. Evet arkadaşlar, burada yaparsam 54'ten 16 çıkarsa kaç gelir? 38 bölü 3 cevabım karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Bu da bu. Anlaşıldı. Geldim şuna. Arkadaşım bu kolay. X kare bölü 2 sınırları yaz. 1'e eksi 1. Eksi 1 yazdım. Hemen ne yapar? 1 bölü 2 eksi. Çift kuralı 0 gelecek burası zaten. Şuraya geldim. Burası ne yapacağım? 1 bölü 2. Cevabımız 0 gelmiş olur arkadaşlar. Bu da bu. Evet, şimdi şuna geldim. Şurada bir dursun. Şurayı ikinci türev var, birinci türev var. Beğen. Arkadaşım birinci türeve beğen. U dersem, türevini alırsam birinci türevin x'e göre türev ikinci türev olur. Dx du olur. Hadi yerine yazalım arkadaşlar. Evet şöyle. Ama dikkat et. X yerine dikkat, fx'imiz buydu. Fx'in türevini aldım. Şuranın türevini alman lazım. Şuranın bir türevini alalım arkadaşlar. Şuranın bir türevini alalım beraber. İçin türevi 1 bölü 2 çarpı kök x artı 2 değil mi? X'in yerine evet. Bu dönüşümü yaptı zaten. X'in yerine 2 yazarsam 4, 2, 1 bölü 4 oldu. X'in yerine 0 yazarsam 2 ne oldu? 1 bölü 2 kök 2 mi oldu? Tamam. Şurayı da düzenliyorum. X'te x burası u du oldu. Bu şurası u, şurası da du oldu arkadaşlar. Yerine yazdım. Tamam. Sınırları yazalım. Bu da u kare bölü 2. Sınırları yazalım. U gördüğüm yeri 1 bölü 4 yazarsam 1 bölü 16 1 bölü 32 yapar. Eksi şunu yazarsam arkadaşlar 1 bölü ne yapar? 8 yapar. 1 bölü 16 yapar. Şunu yerine yazdım. Şurada. 2 ne yaparsam o da ne yapar? Eksi 1 bölü 32 cevabı yapmış olur arkadaşlar. Çok güzel, kolay bir soruydu. Evet, şimdi soruya geldik arkadaşlar. Dx bölü x kare diyor. Ne yaparsınız burada? Haydi bakalım çözelim. X'i yukarı alırsınız. Sınırlarım zaten burada. Üstünü 1 artır. İşi bitir aşağı. X eksi 2 artı 1. Bir de böl. Eksi 1 olur. Hadi düzenledin. X üzeri eksi 1 oldu. En de eksi var. Eksi 1 bölü x oldu arkadaşlar. Sınırlarım 1 yazdım. Eksi 1. Eksi. X'e de 1 bölü 2 yazdım. Dikkat et. Eksi 1. Eksi. Önde eksi var. Dikkat et. 1 bölü 2'den 2 yapar. Eksi eksi artı olur. 2'den 1 çıkarsa 1 olur. Cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Haydi kolay gelsin.